Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte çok uzun zamandır kullandığım ve daha önceki pek çok videomda da yine sizlere bahsettiğim bir markanın ürünlerini inceleyeceğiz. Aslına bakarsanız bu ürünleri ben çok uzun süredir kullandığım için bazılarını da ikinci şişelere geçtim ve sürekli elimin altında olan ürünler olduğu için de sizlere bir taneler, favoriler ve çeşitli cilt bakım uygulama videolarımda hatta Instagram'daki paylaşımlarımda da gösteriyordum. Sonuç olarak markada benimle iletişime geçip işbirliği yapmak istediği için içeriklerine güvendiğim bir markanın ürünlerini sizlere anlatacağım için çok mutlu oldum. O yüzden başta Mia Clinica markasına bu videoda benimle işbirliği yaptıkları için teşekkür ederim. Şimdi hemen sizlere kullandığım ürünleri, içeriklerini, ben rutinlerime nasıl ekliyorum, nasıl kullanıyorum bunları ve sizler de hedef odaklı ne şekilde kombinasyonlar yaparak cildinize iyi gelecek ürünleri seçebilirsiniz bunun hakkında bilgi vermek istiyorum. Hazırsanız hemen videomuza geçelim. Videoya başlamadan önce kanalıma yeni gelenler abone olurlarsa çok mutlu olurum. Ve aynı zamanda bu videoyu beğenmeyi unutmayın lütfen. Ve bir de aşağıdaki zil işaretine basarsanız kanal bildirimlerinizi açmış olacaksınız. Ve her hafta düzenli olarak yayınladığım videolardan sizlere de bildirim gelmiş olacak. Şimdi hemen ürünlere geçelim. Kısa kısa içeriklerden bahsedelim. Arkasından da rutinlerden bahsedelim. Öncelikle çok severek kullandığım ve içerik olarak da her sabah rutinlerime dahil olan bir üründen bahsedeceğim. Bu da Mia Klinika'nın C vitamini serumu. C vitamini hakkında zaten çok anlattım. C vitamini ile ilgili detaylı videomun linki de bırakacağım. Oradan da bakabilirsiniz. Pek çok üründen ve içerikten bahsetmiştim. Mia Klinika'nın C vitamini serumunda etil askorbik asit formunda olan türev C vitamini bulunuyor. Dolayısıyla bu C vitamini pek çok ciltle anlaşabilen, stabil formda bir C vitamini olduğu için cildinizde de hassasiyet yaratmadan anti-aging ve aydınlanma etkileri bakımından da güzel etkileri olan bir serum. Ben kullanmaktan çok memnunum. Bu benim ikinci şişem, bitmek üzere olan ikinci şişem. Sürekli sabah rutinimde düzenli olarak kullandığım için etkilerini de gözlemlediğim bir içerik. Bu özellikle şöyle içerisinde türev formda ve etkili bir C vitamini formu bulunduğu için yazın da rahatlıkla kullanabileceğiniz bir ürün. Aynı zamanda C vitamininin arkasından gelen güneş kremiyle birlikte güneşe karşı koruyuculuğu da güçlendirdiğini söyleyebilirim. Aynı zamanda Mia Klinika'nın bu serumun içerisinde C vitamini desteklemek adına E vitamini de kullanılmış. C vitamini E vitamini ile birlikte kullanıldığında etkileri çok daha güzel oluyor. Aynı zamanda içerisine cadı fındığı, yeşil çay ve ginseng de eklenmiş. Çok güzel bir serum. Kesinlikle tavsiyemdir. Zaten daha önce de çok videoda anlattım ve gösterdim de size favorilerime de eklemiştim beğenerek kullandığım bir ürün C vitamini arayanlara tavsiyedir. Hemen diğer bir seruma geçiyorum. Bu da vazgeçilmezim hyaluronik asit. Bu elimdeki ikinci şişem yine. Çok severek kullandığım bir hyaluronik asit formülasyonu var. Kesinlikle yapış yapış değil. Cilt tarafından harika bir şekilde emiliyor. İçerisinde kolajen de var. Hyaluronik asidin etkileri bildiğiniz üzere artık çok videoda anlattım. Hyaluronik asit videosunu da ekleyeceğim buraya. Ortamdaki nemi yüzeyde veya cildinizin yüzeyindeki nemi kendi bünyesine çekerek cildin alt katmanlarına İleterek cildin daha dolgun görünmesine destek oluyor. Dolayısıyla eğer bir kuru ortamdaysanız veya cildiniz çok kuruysa ufak bitiyor. Önce cildinize bir nemlendirici mist sıkabilirsiniz ya da toniğinizin hemen üzerine böyle çok fazla emilmeden uygulayabilirsiniz. Veya yüzünüzü yıkadığınız aşırı fazla kurulamadan hemen o cildiniz biraz daha nemliyken hyaluronik asit serumunuzu kullanabilirsiniz. Ben bu şekilde uyguluyorum. Cildimi temizledikten sonra arkasından cilt nemliyken veya toniğimi sürdüğüm zaman hemen o tonik böyle emilmeden hyaluronik asit serumu kullanıyorum. Hyaluronik asit serumunun şöyle güzel bir etkisi de var ki sabah akşam istediğiniz bütün içeriklerle birlikte kaygısızca, korkusuzca kullanabilirsiniz. Zaten en güzel tarafı da bu. Biliyorum çünkü pek çoğunuz hangi aktif içerik hangisiyle birlikte kullanacak? işte akşam rutinde, sabah rutinde eyvah acaba yanlış bir şey mi yaptım diye kaygılanıyorsunuz. Hyaluronik asit bu anlamda hiç sorun yaratmayan, çok kolay kullanabileceğiniz, cildimizde zaten var olduğu için cildimizin de alışık olduğu ve her cildin de rahatlıkla anlaşabildiği bir içerik. Sabah, akşam bütün içeriklerle birlikte kombinleyebilirsiniz. Cildi daha dolgun, kırışıklığı biraz daha açılmış gibi gösterdiği için çok güzel bir içeriktir. Ben de bunun formülasyonunu da çok beğendim. Bu üründe de yine hyaluronik asit ve kolajene ilave olarak destek ürünler olarak da Aloe vera ile yine nem verme etkileri, yatıştırma etkileri, aynı zamanda nar özü ve üzüm çekirdeği özü ile de antioksidan etkiler bakımından da desteklenmiş güzel bir serum. Asla yapış yapış değil. Hemen onu da göstereceğim. Yani şöyle bir size de sürdükten sonraki etkisini göstermek istiyorum. Kesinlikle yapış yapış kalmıyor. Cilt tarafından çok güzel emiliyor. Cildinize diğer sürdüğünüz serumların da kabul edilmesinde hiçbir sıkıntı yaratmayan çok güzel bir hyaluronik asit serumu. Hemen geçiyorum hızlıca diğer başka bir seruma. Bu da son dönemin favorilerinden bir tanesi. Pek çok kişinin severek kullandığı cildi yatıştırması, sakinleştirmesi bakımından başvurduğu içeriklerden bir tanesi azaleik asit serumu. Azaleik asit özellikle cildine ahaları, behaları çok fazla uygulayamayanlara tavsiye edilebilecek, özellikle rozalı ciltleri de yatıştırması yönde harika bir içerik. Azelik asit e, sabah da kullanılabilir, akşam da kullanılabilir. Adı asit olarak geçiyor, evet cildi çok nazik eksfoliye ediyor. Aynı zamanda o cildi sakinleştirme etkileri de var. Bu aynı zamanda cildi sakinleştirme etkileri bakımından içerisinde çinko, niacinamid ve yeşil çayla da desteklenmiş. Gliserini de eklemişler, nem verme etkileri de çok güzel. Çok yumuşak, çok akışkan, çok kolay cilt tarafından emilen, asla cilde sorun yaratmayan harika bir ürün. Ben dediğim gibi sabah ya da akşam kullanabiliyorum. Tamamen o günkü cildimin durumuna bağlı. Aşırı böyle kızarıklıklar, aşırı hassasiyet varsa kış döneminde mesela böyle soğukta hassasiyete çok güzel geliyordu. Kışın da o yüzden çok severek kullanıyordum. Aynı zamanda yaz döneminde de kimi ciltlerin böyle hassasiyetine veya ahları kullanamıyoruz aha peeling kullanamayacağız şimdi yazın ne yapacağız diye düşünüyorsanız azelik asit kullanabilirsiniz. Hem cildinize nazikçe peeling yapmış olursunuz hem de cildinizi yatıştırmış sakinleştirmiş de olursunuz. Çok güzel bir içerik. Hemen geçiyorum başka bir içeriğe. Bu da peptitler. Evet peptitler anti aging etkileri bakımından benim olmazsa olmazlarımdan 30 yaştan itibaren bence peptitler rutinlere girerek artık hani böyle cildin birazcık daha ileride formunun kaybolmasının önüne geçmek bakımından desteklemek adına iyi gelecektir. Bu da elimdeki daha önce favoriler videomda da söylediğim Supreme Repair serum olarak geçen yaşlanma karşıtı serumu. Çok güzel içerikleri var yine. İçerisinde ne var derseniz birçok peptit türü var. Oligopeptitler bulunuyor. Bunlar cildin altındaki kolajen bağlarının yapılanmasını destek olan içerikler. Aynı zamanda helonik asit yine nem veriyor, yine cildin dolgunlaşmasını sağlıyor ve onun dışında bir de kafeinle o cildin canlanmasına da destek olmak adına içeriğine eklenmiş. Çok güzel bir formülasyonu var. Ben buna bayıldım. Dediğim gibi en son favoriler videomda da anlatmıştım. Bu ara akşam rutinlerimde peptitli ürün olarak kullandığım bir serum. Cildimdeki etkilerini çok beğendim. Bittikçe alacağım ürünlerden bir tanesi. Özellikle peptit içerikli yaşlanma karşıtı bir serum arıyorsanız buna da bakabilirsiniz. Hemen geçiyorum buradan gözenek problemi olanlara ve aynı zamanda hem gözeneklerimi sıkılaştırayım hem de birazcık cildimi eksfoliye edeyim diyenlere o zaman sizlere de bu Pore Minimizing Serum'dan bahsedeceğim. Pore Minimizing Serum adında da gözenekleri sıkılaştırmak birazcık daha toparlamak için olan bir serum. Bakın gözenekler kaybolmaz. Gözenekler cildimizde olmazsa cildimiz zaten nefes alamaz, sebumu dışarı atamaz. Ama gözenekler bazı ciltlerde daha belirgin, bazı ciltlerde daha minik, büzüşmüş hali olabiliyor. Bu gözeneklerde ne kadar fazla sebum salgılarsa o kadar fazla yağ salgıladığı için daha fazla görünür hale geliyor. İçerinde bulunan niacinamid bu yağ dengesini sağladığı için, düzenlediği için cildinizin birazcık daha gözeneklerinin toparlanmış görünmesine destek oluyor. Gözenekleri yok etmez. Zaten gözenekler yok olmaz. Ama daha küçük görünmesine, daha toparlanmış görünmesine destek olan bir içeriği var. Aynı zamanda glikolik asit ve salisilik asit de eklenmiş içerisine. Aslına bakarsanız cildinize bir eksfoliye işlemi de yapıyor. Ölü deriden arındırmak için destek oluyor. O yüzden bu serum aslında akşamları uygulanacak bir serum. Glikolik asit gibi aha içerikli olan ürünleri biz aslında akşam rutinlerimizde kullanıyoruz. Ve ertesi gün ve sonraki günlerde de sürekli olarak güneş kremi kullanıyoruz. Güneş kremini artık böyle sürekli söylemek sanki bazen şöyle geliyor sorularda. Hani güneş kremi ben bu ürünü kullanıyorum kullanmak zorunda mıyım? Ya hiçbir ürün kullanmıyorsanız bile güneş kremi kullanmak zorundasınız. Cildinize yapabileceğiniz en iyi yatırım. Bunu her zaman söylüyorum. Keşke ben de düzenli olarak bunu öğrenmeden önceki yıllarımda da düzenli güneş kremi kullansaymışım diyorum. Şimdi var olan lekelerim belki çok daha az olacaktı. Ama ben bunu bu bilgiyi çok geç öğrendim. Şimdi artık zarar neresinden dönülse kardır diye her gün düzenli güneş kremi kullanarak daha fazla çoğalmalarını engelliyorum. Kızıma şimdiden sürüyorum düzenli olarak. Ama önceden bu tür bilgiler çok fazla ortalıkta olmadığı için de Bizler de bilmiyorduk. O yüzden güneş kremini her sabah rutininizde kullanın. Yani hangi ürünü kullanıyorsanız kullanın. Veya hiçbir ürün kullanmıyorsanız da güneş kremini mutlaka kullanın. Bu da dediğim gibi gözenekleri sıkılaştırmak adına ve gözeneklerin içerisindeki kiri, yağı, siyah noktanız varsa dışarı atmak için salisilik asit içeriyor. İçerisinde glikolik asit var dediğim gibi cildi ölülerden arındırmak için çok güzel bir içerik. Aynı zamanda bunun içerisinde hamamelis cadı fındığı da bulunuyor. Cildi yine e, yatıştırma etkileri de olan içerikle de sahip. Çok güzel bir kombinasyon hazırlanmış. Gözenek derdi olanlar ve nazikçe eksfoliye etmek isteyenler sivilcelere de iyi gelsin diyenler için düşünecek bir ürün. Başka bir ürüne geçiyorum. Benim yine çok sevdiğim ürünlerden bir tanesi. Bu da Anti Dark Spot Serum adındaki lekelerle savaşta. Özellikle de kırmızı sivilce lekeleriniz varsa bunlara da iyi gelen harika içeriklere sahip. Şimdi bu... İçerisinde peptitler bulunuyor. Peptitlerin pek çok rolü var. Hem cildi sıkılaştırmaya yarıyor, hem lekelerden arınmasına destek oluyor. Hem onun dışında sivilcelerinize iyi gelebiliyor. Kolejen desteği sağladığı için cildin formu zaten düzeldiği için bütün bu cilt iyileşmesine, cilt bariyerinin onarılmasına da iyi geliyor. Şimdi içerisinde peptitler var. Licorice var. Meyan kökü ekstraktı yani. E, bu da cildin lekelerden arınmasına destek olan harika bir içerik. Aynı zamanda niacinamid yine söylediğim gibi hem lekelerden arınmaya destek hem de gözenekleri toparlamaya destek olan içeriklere sahip. Şimdi niacinamid ve liköris aynı zamanda bu sivilce izlerinin tedavisinde de kullanılan içeriklerden formülasyonun yapısı çok güzel. Uyguladığınız zaman düzenli uygulamada kırmızı sivilce izlerinin ve aynı zamanda da böyle koyulaşmaya başlamış olan sivilce lekelerinin de iyileşmesine destek olan harika bir serum. Sabah akşam kullanabilirsiniz. İçerisinde yine etil askorbik asit formunda C vitamini de bulunuyor türev formda ama daha düşük yüzde de bulunuyor. Az önce söylediğim C vitamininden bu daha düşük yüzde de içerisinde C vitamini bulunuyor. Yani bir kompleks yapılmış. Şimdi diyeceksiniz ki niacinamid ile C vitamini aynı ürün içinde sıkıntı yaratır mı? Formülasyon olarak laboratuvar ortamında bunlar birleştirildiği zaman bir sıkıntı yaratmıyor. Nitekim zaten türev formdaki C vitamini ile niacinamide de hiçbir problem yaratmıyor. yani üzerine beklemeniz de gerekmiyor. Sürdüğünüz zaman peşinden niacinamidinizi veya niacinamitten sonra C vitamininizi de uygulayabilirsiniz. Türev formdaysa eğer. Şimdi burada da dediğim gibi hem niacinamit hem etil askorbik asit formunda C vitamini hem de lekeleri açma yönünde de yine meyan kökü ekstraktı ve peptitlerde kullanılmış. Çok güzel bir içeriğe sahip. Eğer ki lekelerle savaşta kırmızı sivilce izleriyle savaşta bir ürün arıyorsanız eğer bu anti dark spot serum olan ürüne de bakabilirsiniz. Son serum göz serumu. Göz çevresi bakımı içinde bana çokça soru geliyor. Göz çevresi ürünü serumu önerin diye size göz çevresi serumu olarak bu aralar kullandığım serumdan da bahsedeceğim. Bu Eye Contour adındaki Mia Klinika'nın göz çevresi serumu göz çevresindeki hem koyu halkaların giderilmesinde hem de sabahları uyandığınızda mesela göz çevrenizde aşırı böyle şişlik varsa Yediğiniz içtiğinize bağlı olarak bazen aşırı tuzu tükettiğimizde de böyle göz çevremizde biraz şişkinlik olabilir. Yorgun uyandığımızda olabilir. Sakinleştirilmesinde yatıştırılmasında etkili olan içeriklere sahip. Hem göz çevresindeki çizgilerin açılması yönünde destekleyici hem de dediğim gibi bu şişkinliği ve koyu halkaları alıcı yönde içeriklere sahip. Neler var derseniz eğer tabii ki göz çevresi serumların olmazsa olmazlarından kafein bulunuyor içerisinde. Bunun dışında salatalık özü bulunuyor. Yine sakinleştirme, yatıştırma, o şişkinliği alma, ferahlatma etkileri var. Aynı zamanda Centella Asiatica bulunuyor. Centella Asiatica vazgeçilmezlerimizden biri oldu artık yatıştırıcılığı bakımından. Bir de yine peptitler bulunuyor içerisinde. Bunlar da yine göz çevrenizin daha dolgun görünmesine destek oluyor ve aynı zamanda hyaluronik asitle de dolgunlaştırıyor. Çok güzel bir serum. İncecik yapısı var. Göz çevresinde böyle ağırlık, yapışkan his yaratan serumlardan değil. Su gibi. Ben böyle bir damlayı Tüm göz çevreme uyguluyorum. Hemen böyle bu gördüğünüz jel kıvamı gibi olsa da cilt tarafından hemen emiliyor. Sonrasında kuru kuru oluyor. Mesela ben üzerine nemlendirici krem de geçiyorum. Sürdüğünüz zaman evet çok güzel nem veriyor. Yeterli de olabilir göz çevrenize göre. Ama ben tekrardan üzerine göz kremi de geçiyorum. Gördüğünüz gibi yumuşacık bir hissiyatı var. Emildiği zaman cildinizde asla böyle yapışkan hissiyat bırakmıyor. Makyaj altında da kullanabilirsiniz mesela. Çok güzel tutuculuğu da var ürünleri. Aynı zamanda akşam rutinlerinde de kullanabilirsiniz. Ben sabah rutinlerimde kullanmayı uygun görüyorum bu aralar. Uyandığım zaman göz çevrimi birazcık ferahlatması ve hafif böyle şişkin görünümü de alması bakımından hoşuma giden ürünlerden bir tanesi. Evet şimdi serumları bitirdik. Geçiyorum buradan yüz temizleme ürünlerine. Aslında yüz temizleme ürünleri başta anlatacaktım ama serumlar nedense bana daha cazip geliyor. Serumları çok uzun zamandır kullanıyorum çünkü. O yüzden dediğim gibi hani bitirdiğim ikincilerini bitirmek üzere olduğum çok ürün var içerisinde. Onun için sizlere başta serumları anlatmak istedim. Şimdi geçiyorum yüz temizleme ürünlerine. 2 tane yüz temizleme ürünü var. Bir tanesi mavi renkli olarak gördüğünüz bu hassas ciltler için kullanılabilecek bir temizleme jeli. Kesinlikle cildi tarif etmeyen, çok nazikçe cildinizi temizleyen, sabah akşam kullanıma uygun olan bir temizleme jeli. Ben sabahları bazen cildimin durumuna göre hiç temizleme jeli de kullanmadığım oluyor. Çünkü akşam uyguladığım ürünler böyle cildimi aşırı yağlandırmadıysa, o sabah normal bir şekilde uyandıysam sadece suyla yıkayıp üzerine ürünlerimi uygulamaya devam ediyorum. Bazen uyandığım zaman cildimdeki o yoğunluğu hissediyorum. Mesela gece bir maske uyguladıysam veya aşırı sebum salgılanması olduysa sabah rutinlerimde kullandığımda hiçbir sıkıntı yaşamıyorum. Cildi çok nazikçe temizliyor. Cildin pH ile uyumlu içeriklere sahip. Aynı zamanda cildi yatıştıracak ve nem verecek içeriklere de sahip. Neler var içerisinde? Az önce söylediğim gibi göz çevresi serumunda olan salatalık özü bunda da var. Aynı zamanda içerisinde yeşil çay var yine yatıştırıcı, sakinleştirici etkileriyle. Onun dışında papatya özü var. Yine cildi yatıştırma etkileri çok güzel. Niacinamid bulunuyor. Nazik temizleyiciler kullanılmış. Asla cildi kurutmuyor. Bir de Natural Moisturizing Factors olarak nem verici özelliklere sahip harika içerikler bulunuyor. Temizlemesini çok beğendim. Cildimdeki arındırmasını çok beğendim. İster sabah ister akşam kullanabilirsiniz. Özellikle hassas ciltlerin kuru, normal, karma hatta yağlı ciltlerin bile rahatlıkla kullanabileceği bir ürün. Ama eğer diyorsanız ki benim cildim çok yağlı. Ben birazcık daha böyle akşamları kullandığım ürünlerde birazcık daha o yağı azaltmak üzere bir ürün kullanmak istiyorum. O zaman Oily Skin Cleansing Gel olarak geçen yağlı cilt temizleyici ürüne de bakabilirsiniz. Bunun içerisinde salisilik asit var, niacinamit var, çinko var, yine çay ağacı var. Bunun dışında da yine cilde arındırıcı bitkisel özler bulunuyor. Cilde arındırma yönünden, gözenekleri temizleme yönünden etkili içeriklere sahip. Salisilik asitle akne tedavisinde de bir temizleyici arıyorsanız eğer bunu kullanabilirsiniz. Akşam rutinlerimde kullandığım bir temizleyici. Biraz tabii cildi temizledikten sonra sebumu cildinizden arındırdığı için hafif böyle bir gerginlik oluyor ama üzerine tonikle dengelediğinizde ve serumlarınızı kullandığınızda muhteşem bir bitiş sağlıyor. Eğer ki sivilcelerle savaşta bir temizleme jeli arıyorsanız, yağlı ciltlerin çok seveceği bir temizleme jeli. Hemen başka bir ürüne geçiyorum. Bu da aha beha tonik olarak kullanmaya başladığım bir ürün. İçerisinde AHA olarak glikolik asit, BHA olarak tabii ki salisilik asit bulunuyor. Bunun dışında yine niacinamit ve cadı fındığıyla da desteklenmiş, cilde güzel de nem veren bir tonik. Pamukla uyguluyorum, avucunuza dökerek de uygulayabilirsiniz. Cildimi yıkadıktan, temizledikten sonra haftada iki akşam ben bununla böyle bir güzel cildimi siliyorum. Hem cildin ölü deriden arınmasına destek oluyor hem de böyle cildi çok fazla kurutmuyor, nem de veriyor. Eğer AHA BHA içerikli bir tonik arıyorsanız kesinlikle tavsiyemdir. Sadece yüzünüzde değil vücudunuzun farklı bölgelerinde de yine eksfoliye etmek amacıyla kullanabileceğiniz bir tonik olduğunda ipucu olarak hatırlatmış olayım. Şimdi geçiyorum son olarak kremlere ve ondan sonrasında da kısa kısa hemen rutinlerde nasıl kullanılabilir bunları anlatacağım size. Kremleri yine aslında başka videolarda da favorilerde de anlattım size, uygulama videolarında da göstermiştim. Bunlardan bir tanesi Barrier Repair Cream olan bu elimde gördüğünüz mavi renkli olan kremi çok seviyorum. Zaten gördüğünüz gibi bayağı fazla kullandığım ürünlerden bir tanesi. Hatta bu sabah da kullandım. Dediğim gibi son dönemdeki sivilcelerin tedavisinde cilt bariyerimi onarımına destek olan çok güzel çeklere sahip olan bir nemlendirici krem. Yapısı formülasyonu çok güzel. Üzerine güneş kremiyle de şahane anlaşıyor. Kullandığınız zaman cildinizi sakinleştirme etkileri, onarma etkileri çok güzel. İster sabah kullanın, ister akşam kullanın. Cildinizin sivilceli olan dönemindeyseniz veya pul pul soyulmaya başladığı dönemdeyseniz Cilt bariyeriniz size sinyaller veriyorsa kullanıp bayılacağınız ürünlerden bir tanesi. İçeriklerinde neler var? Yok yok. Seramitler var. skuelen var. Hyaluronik asit var. Onun dışında koenzim Q10 var nefis bir içerik. Aynı zamanda pantenol gibi nem verici onarıcı harika içeriklere sahip. antioksidanlar bakımından desteklenmiş, seramitler bakımından desteklenmiş cildi yapılandırma yönünde harika bir ürün. Favorilerimden biri zaten bittikçe alacağım elimin altındaki kremlerden bir tanesi. Hemen başka bir kreme geçiyorum. Bu da retinol and kolajen krem olarak geçen içerisinde retinol bulunan bir krem. Bunu daha önce anlattım size. Pek çok kremin içerisinde retinol yazar üzerinde ama içerisinde retinil palmitat türünde retinoid esteri bulunur. Yani etkileri dönüşümü çok daha yavaş olan sadece nem verme etkileri varmış gibi olan çalışan ürünlerdendir. Ama bu kremde içerisinde direkt retinol de bulunuyor. Hem retinil palmitat var hem retinol bulunuyor. Yalnız içerik bakımından daha nazik daha düşük yüzdeli olduğu için Yeni başlayanların da kullanımına uygun bir krem. Retinol olan ürünler cildi biraz kurutma etkisinde olmasına rağmen bu nemlendirici içerikler bakımından o kadar güzel desteklenmiş ki skuelen ilave edilmiş, avokado koyulmuş içerisine avokado özü koyulmuş bunlarla da cildi böyle besleyen ve neme doyuran harika bir krem haline gelmiş. Yine retinol içerikli krem arayanların bakabileceği ürünlerden bir tanesi. Bu kadar fazla cilt bakım üründen bahsettikten sonra bir de güneş koruyucu üründen bahsetmesek olmazdı. Mia Clinica'nın yine sizlere daha önce de bahsettiğim Moisture Cream SPF 30 adında bu güneş kremi ve nemlendirici krem içerikli etkilere de sahip olan ürünü benim çok sevdiğim bir güneş kremi oldu. Yapısı bakımından içerikleri bakımından hibrit bir güneş koruyucu yani hem kimyasal hem de fiziksel koruyuculara sahip. İlk sürdüğünüz anda hafif bir beyazlık bırakıyor gibi gelse de sürme aşamasında cilt tarafından çok kolay emilen ve emildikten sonra da uygulama sonrasında cildinizdeki bu beyazlık hemen oturan ve en güzeli de cildinizde böyle mat bir görüntü bırakan bir güneş kremi bu. Benim özellikle karma ciltli olduğum için T bölgesi yani ne sürersem süreyim ne uygularsam uygulayayım alın bölgesi böyle burun birazcık çene bölgesi burun kenarları böyle 3-4 saat sonrasında parlamaya çok müsait oluyor. Ben yine de güneş kremi uyguladıktan sonra o gün makyaj yapmayacaksan bile üzerine bir pudra hafifçe geçiyorum. Bu kendimdeki bu sorunu bildiğim için buna göre tedbirimi alıyorum. Bu nem verici içeriklere çok yoğun olarak sahip olan güneş kremi parlamaya da sebep olmuyor. Cildimin üzerinde kuru kuru böyle gördüğünüz gibi mat bir görüntü bırakıyor. Mat derken tabii ki o nemlilik hissiyatı da var. Yani böyle tamamen böyle tamamen mat bitişli bir fondöten gibi düşünmeyin. Ama o nemlilik hissiyatı olmasına rağmen böyle ışıl ışıl parlayacak gibi bir parıltı değil. O yüzden yapısını çok beğendim. İçerisinde dediğim gibi hem fiziksel hem kimyasal koruyuculara sahip. Bunun dışında nem verecek olan çok güzel içerikler var. Ve pek çok da amino asite sahip. Yani cilde hem bakım yapıyor, hem onarıyor, hem yeniliyor, hem de güneşten koruyor. Makyaj altında uygulamaya da uygun. Her türlü kullandığımda çok beğendim. Makyajsız günde de, makyajlı günde de bana çok güzel eşlik eden bir güneş koruyucu ürün oldu. Eğer ki nemlendirici krem aynı zamanda bir de güneşten de korusun diyorsanız yine bu üründe bakılabilir ürünlerden. Şimdi pek çok üründen bahsettim. Kullandıklarımdan bahsettim. Seride benim deneyimlemediğim bir aha peelingi var. Onu henüz denemedim. Resmini buraya ekleyeceğim. Bir de aynı zamanda sivilceler için kullanılabilecek olan bir nemlendirici kremi de var. Akne tedavisinde de kullanabilecek olan bir krem. Ürünleri denemedim fakat içerikleri bakımından onları da çok beğendim. Bundan sonraki kullanımlarımda yine onları da deneyimleyip size onlar hakkında da bilgiler vereceğim. Ancak şu anda elimdeki ürünlerle ve düşündüğüm şekilde, uyguladığım şekilde sizlere kısa kısa rutinlerden de bahsetmek istiyorum. Öncelikle cildinizde aydınlanma yönünde, lekelerden arınma yönünde çoğumuzun sorunu olan şimdiye kadar kullanmadığımız o güneş kremleri yüzünden şimdilerde artık lekelerle böyle mücadele etmeye çalıştığımız zamanda kullanabileceğimiz içerikler neler olabilir, nasıl destekleyebiliriz cildimizin daha iyi görünmesine C vitamini benim başucumda olan içeriklerden bir tanesi bu anlamda. C vitamini ilave olarak ne kullanabilirim derseniz eğer e, bence aydınlanma etkileri bakımından anti dark spot serum olan bu ürün de gerçekten başarılı. Şöyle söyleyeceğim size sabah rutininizde C vitamini kullanabilirsiniz. Akşam rutininizde de lekeleri aydınlatma yönünden anti dark spot serumunuzu kullanabilirsiniz. Neden? Çünkü bunun içerisinde glikolik asit de bulunduğu için akşam rutininde C vitaminini ayırarak daha güzel olacaktır. Sabah rutininizde C vitamini bunun yanına bir de hyaluronik asit eklersiniz mis gibi. E, bu ikisi birlikte sabah rutininde hem lekelerden arınma yönünde hem de nem desteği bakımından etkili olacaktır. Diyorsanız ki göz çevreme de etki sağlasın, göz çevreminde birazcık şişliklerin azalmasını, morlukların gitmesini istiyorum. O zaman sabah rutininizde bir de göz çevresi serumu olarak bu ay serumu da ekleyebilirsiniz. Bu üçlüyü sabah serum rutininiz olarak kullanabilirsiniz. Gelelim akşam rutinine. Akşam rutininde dediğim gibi anti-dark spot serumu lekelerden arınma yönünde kullanabilirsiniz. İçerisinde glikolik asitte bulunduğu için bunu akşam rutinine atmak daha faydalı olur. Yanına bir de nem versin desteklesin sabah kullandığım hyaluronik asitle birlikte de uygulayabilirim aynı şekilde. Bu şekilde ikili olarak da akşam rutininize bunu dahil edebilirsiniz. Ha, bu arada diyecekseniz eğer Peki cilt temizliğinde ne kullanayım? Mesela benim yaptığım gibi sabah akşam temizlikte cildinizin temizliğinde hassas ciltlere de uygun olan bu mavi renkli olan temizleyici jel kullanılabilir. Ama diyorsanız ki ben haftada bir böyle bir peeling günü, bir eksfoliye günü ya da bir iki kez bu tür ürünlerde kullanmak istiyorum. O zaman rutininize akşam kullanmak üzere diyelim ki haftanın 5 günü bu ürünü kullandınız. Haftada iki günde yine bu jelle yağlı ciltler için olan ve salisilik asit içeren bu jelle de yıkayabilirsiniz. Cildiniz çok yağlıysa gün aşırı da yine aynı şekilde bunu kullanabilirsiniz. Her cildin dediğim gibi tepkileri farklı olduğundan bu yine böyle gün aşırı kullanıma da uygun olabilir. Ben bu ürünü haftada 2 ya da maksimum 3 kez akşamları kullanıyorum. Onun dışında eğer ki cildinizde böyle aha beha peeling yönünde de hafif bir eksfoliye ürün arıyorum ben diyorsanız eğer. Yine cildinizi arındırmak için o zaman bu toniği haftada 2 gece Mesela işte cildinizi yıkadınız yine salisilik asit içerikli arkasından tonikle de peeling etkisi için kullanabilirsiniz. Bunun üzerine tabii ki ne oluyor işte cilde biraz nem vermek gerekiyor. Zaten tonik de yine nem verme etkileri var. Ama derseniz ki üzerine daha fazla nem versin yine kolajen ve hyaluronik asit serumunuzu üzerine uygulayabilirsiniz. Bu şekilde hem nem verip hem de eksfoliye etme etkileri olabilir. Mesela hassas ciltliyseniz, rozalı ciltliyseniz, cildinizde parça parça kızarıklıklar oluşuyorsa, çok çabuk ürünlere tepki veriyorsa hassas ciltler için olan bu jeli sabah akşam düzenli olarak isterseniz sabah kullanmadan da sadece akşamları kullanabilirsiniz. Üzerine nem versin diye yine hyaluronik asit kullanılabilir. Çünkü hyaluronik asit her ciltle rahatlıkla anlaşır. Ondan sonrasında kızarıklıkları sakinleştirmesi için azelik asit kullanabilirsiniz. Azelik asit de yine bahsettiğim gibi cilde çok iyi gelecek içeriklerden. Peki bir de cildimi onarsın diyorsanız bunun da yanına yine onarıcı bariyer serumunu eklersiniz. Böyle bir rutinde yine sizin cildinizin sakinleşmesinde ve iyileşmesinde tedavi edici etkilere sahip olacaktır. Onun dışında yaşlanma karşı etkileri bakımından bir rutin oluşturmak istiyorum diyorsanız sabah akşam yine kullanabileceğiniz jel uygundur. Her cilde uygundur zaten hassas ciltlere dahi uygun olduğu için. Arkasından sabahları hyaluronik asit ve C vitamini hem anti aging etkileri bakımından kullanılabilir hem de dediğim gibi serbest radikallere karşı koruduğu için cildi dolgunlaştırdığı için bu şekilde bir kombinasyon yapılabilir. Akşam rutinlerinizde e peptitli içeriği kullanabilirsiniz. Peptitler de yine dediğim gibi cildin dolgunlaşmasına ve kolajen bağların onarılmasına destek sağlıyor. Ayrıca bir de akşam rutinlerinizde retinol içerikli olan ürününüzü de kullanabilirsiniz. Retinol içerikle birlikte peptitler de kullanılabiliyor. Herhangi bir sorun yaratmıyor. Bu da yine akşam rutininizde uygulayacağınız bir kombinasyon olabilir anti-aging etkilerle savaşmak isteyenler için. Peki derseniz ki ben gözenekli cilde sahibim. Gözeneklerim ve böyle cildimi eksfoliye etmek için neler kullanabilirim? O zaman gözenekli cilde sahipseniz eğer pore minimizing serum akşam rutinlerinizde dahil edebileceğiniz içeriklerden bir tanesi. Bunu yine aynı şekilde helonik asitle destekleyebilirsiniz. Bu şekilde de çalışabilir. Ve kullandığınız gözenek sıkılaştırma serumunun üzerinden cildi sakinleştirme, yatıştırma, bariyer onarma etkileri yönünden de yine bariyer repair serumu akşam rutinine bu şekilde ekleyebilirsiniz. Bu da çok güzel bir kombinasyon olur. Ha derseniz ki yıkama jeli hangisini kullanayım? Hassas ciltler için olanı ben öneririm. Ama cildinizi böyle tam eksfoliye etme günündeyseniz eğer o zaman aşırıda yağlı bir cildiniz varsa bu rutine mesela salisilik asit içerikli olan cilde eksfoliye etme etkileri de olan yağ dengesini, sebum dengesini sağlamak için olan bu jeli de temizleme jelinde başta ekleyebilirsiniz. Sonrasında hyaluronik asit kullanırsınız. Arkasından gözenek serumunuzu uygularsınız. Ve en sonunda bariyer onarımı için bu ürünle kapanışı da yapabilirsiniz. Yani çok çeşitli kombinasyonları kendi cildinizin ihtiyacına göre kesinlikle düzenli bir şekilde bunlar içerisinden seçerek kullanabilirsiniz. Lekeler için kullanılacak içeriklere sahip olan ürünler var. Cilt bariyerini onarmak için sahip olacak içerikler var. Ve en sonunda hangi ürünü kullanırsanız kullanın dediğim gibi veya hiçbir ürün kullanmıyorsanız da sabahları mutlaka güneş kreminizi de unutmayın. Evet bu şekilde benim anlatacaklarım bu kadardı. Deneyimlediğim, kullandığım ve gerçekten belki bir yıldan fazla süredir kullandığım ürünler olduğunu sizler de biliyorsunuz. Pek çok videoda gördünüz çünkü bu ürünleri. O yüzden sizlere de böyle e, paket halinde kullandığım e, yöntemleri veya uygulamalarımı anlatmak istedim. Tabii ki ürünlerin hepsini ben de bir gecede veya bir günde hepsini kullanmıyorum. Cildimin bana verdiği sinyallere göre kullanıyorum. Açıkçası rutin oluşturmak da bu şekilde oluyor. Sürekli aynı ürünleri ardışık günlerde kullanmanın dışında Ara ara o günlerde böyle birkaç günde bir değişimli şekilde kullanıyoruz ürünleri. E dediğim gibi mesela peeling ürünleri ben haftada bir ya da iki akşam bazen üç akşam cildimin ihtiyacına göre kullanıyorum. Onun dışında bariyer onarımına cildimin ihtiyacına göre 1 iki akşam veya bazen sabahları yer veriyorum. C vitamini, hyaluronik asit ve leke ürünleri ise benim vazgeçilmezlerimden sürekli olarak kullandıklarımdan oluyor. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım hoşunuza gitmiştir ve faydalı bulmuşsunuzdur. Sizlere de bu ürünleri nasıl kullandığım hakkında bir fikir vermiştir bazen yorumlarda yazıyorsunuz notlar alarak yine izledim diye. Benim de inanın çok hoşuma gidiyor. Faydam olabildiyse ne mutlu. Kullandığım ürünleri sizlere bendeki sonuçlarıyla aktarmaya çalışıyorum. Kanalıma yeni geldiyseniz abone olursanız çok mutlu olurum. Ve aynı zamanda bu videoyu beğenmeyi unutmayın lütfen. Ve bir de aşağıdaki zil işaretine basmayı unutmayın ki sizlere düzenli olarak haftada iki gün yayınladığım videolardan bir bildirim gelsin. Bir sonraki videoda görüşünceye kadar hepinize hoşçakalın diyorum.